İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Gazi Osman Paşa Merkez Camii'ne gidelim. Fulya Öztürk bizimle. Fulya, söz sende. Aklı Soylu hocamız inşallah. Kıldıracaklar. Tunç, teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu 3 aydır hastanede tedavi altındaydı. Koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede koronavirüsü atlatmıştı ancak kalbinde sorunlar çıkmıştı. Kalp yetmezliği nedeniyle dün tedavi gördüğü Florya'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Şu dakikalarda cenaze namazı için hazırlıkların sona erdiğini söyleyelim. Biraz sonra cenaze namazı kılınacak. Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılıyor. Şu dakikalarda cenaze namazının başlamak üzere olduğunu söyleyelim. Yoğun bir kalabalık var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yalnız bırakmayan yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyelim. Devlet erkanı burada, bakanlar burada, valiler, belediye başkanları, farklı şehirlerden gelen belediye başkanları, valileri görüyoruz. Şu dakikalarda cenaze namazının da başladığını söyleyelim. Servet Soylu 75 yaşındaydı. 3 aydır tedavi altındaydı. Dün acı haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haber aldıktan sonra Florya'daki hastaneye gitmişti. O noktada da yine çok sayıda kişi taziye için, başsağlığı için gelmişti. Şu an cenaze namazı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda ismin katıldığını söyleyelim. Kimler var? Ön safta hemen söyleyelim. Çok sayıda isim dedik. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi çok sayıda ismi bu noktada görüyoruz. Bakanları, valileri, belediye başkanlarını, Soylu ailesini yakından tanıyanlar, Gazi Osman Paşa'da oturanlar. Gazi Osman Paşa'da uzun süre oturmuştu Süleyman Soylu. Ailesi de burada oturmuştu. Gazi Osman Paşalı olduğu için cenaze namazı da Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nden kaldırılıyor. Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze namazı Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nden kaldırılıyor. Cenaze namazı sona erdikten sonra Servet Soylu'nun cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek. Bunu söyleyelim. Yoğun bir katılım var. Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nin avlusu dolup taştı, bunu söyleyebiliriz. Süleyman Soylu saatler önce aslında buraya geldi. Taziyeleri kabul etti. Uzun bir taziye kuyruğu vardı. Başsağlığı dileklerini iletmek isteyen çok sayıda isim buraya geldi. Taziyeleri kabul etti. Şu an cenaze namazı kılındı. Yoğun bir katılım var. Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi 75 yaşında dün tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Vefat haberinin ardından çok sayıda isim Süleyman Soylu'yu arayarak taziye ve başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Arayanlar arasında Diyarbakır anneleri de vardı. Şu dakikalarda helallik isteniyor. Rabbim kalbinizi makbul eylesin. Rabbim Hüsnaya gelince sizler bizler hakkında da üst müsaadette bulunacak evlat, eş, dost, yakın akrabalar lütfeylesin, nasip eylesin, hesabını kolay eylesin. Ailesi tahammül eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Rabbim merhum beye mağfiretiyle muamele eylesin. Bize de aramızdan ayrılanların ayrılışından ders ve ibret alarak halimizi düzeltebilmeyi, razı olduğu hayatı yaşamayı, razı olduğu hal üzere huzuruna gelmeyi, razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haşrolmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Merhumeyi, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreylesin. Evlatlarıyla beraber cennette buluştursun.
Rabbim Celle Celaluhu hesabını kolay, mekanını adi, makamını cennet eylesin. Hissiyatını ibadetmek üzere mikrofonu Sayın Cumhurbaşkanımıza yazıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an bir konuşma yapacak. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bizleri sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Tabii Servet annemiz şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadisi şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır. Ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet annemizde hem böyle bir evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içerisinde Hakk'a yürüdü, yürüyor ve hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki Ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir. Ve buradan malum Fatiha bizleri hayırla yad etmeye vesile olan en önemli surelerden bir tanesi. Ruhi için El-Fatiha. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Muhterem Hazirun, cenazemiz Eyüp Sultan Ayra Kabristanı'nda inşallah defnedilecek. Buyurun. Evet, cenaze töreni sona erdi. Servet Soylu'nun cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülecek. Omuzlarda taşınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ön safhada tabutu omuzladı. İçişleri Bakanı şu an Servet Soylu'nun cenazesi Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nden alınıyor. Eyüp Sultan Mezarlığı'na doğru götürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, devlet erkanı, çok sayıda katılımcının olduğu cenaze namazı şu dakikalarda sona erdi. Servet Soylu 75 yaşında dün hayatını kaybetmişti. Koronavirüs tedavisi görüyordu. Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsü atlatmıştı tedaviyi gördüğü hastanede ancak kalbinde problemler çıkmıştı. Kalp yetmezliği nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyan Süleyman Soylu hastaneye gitmişti. Çok sayıda isim taziye ve başsağlığı mesajlarını iletmek için hastaneye gitmişlerdi. Bugün de cenaze namazının kılındığı Gazi Osman Paşa Merkez Camii'ne çok sayıda isim katıldı. Şu dakikalarda da Servet Soylu'nun tabutu, cenazesi, cenaze aracına yerleştiriliyor.
ve Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilmek üzere götürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığını, çok sayıda ismin burada olduğunu söyleyelim. CHP, MHP, İyi Parti'den yine çok sayıda isim buradaydı. CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi yine katılanlar arasındaydı. İyi Parti'den Lütfü Türkkan bu noktadaydı. MHP'den Celal Adan, devlet erkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, farklı şehirlerden gelen yine isimler bu noktadaydı. Cami avlusunun kalabalık olduğunu söyleyelim. Yoğun bir katılım var. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Evet, şu an annesinin cenazesini aldı ve defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülüyor diyelim. Sözü size bırakalım Gazi Osman Paşa'dan.